Arkadaşlar merhaba. Bio enerjinin bilançosuna bakacağız. Nakit döndürme süresi uzamış. Bu iyi bir şey değil. Net işletme sermayesinde açık oluşmaya başlamış. Bu değil. Net borç 134 milyon artarak 2 milyar 807 milyon borca dönüşmüş. Bu da öz kaynakların %487'si arkadaşlar. Net döviz pozisyonu 1 milyar 746 milyon ekside. O da öz kaynakların %103'üne denk geliyor. Dövizdeki yükseliş şirkete çok ciddi olumsuz etkisi olur. Nakit akışı şu an için sorun yok. Yatırımları var. İnceleyin yalnız bunları. Stoklar da çeyreklikte %29 artmış. Şimdi sevgili arkadaşlar, bütün bunlardan bahsettikten sonra geleceğiz. Faaliyetleri hasılattan başlayacağız. Her şeyi ama her şeyi çeyreklik bakıyoruz. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasında yüzdesel değişimlere bakacağız. Bir de bir yıl geriye gideceğiz. Kendisiyle aynı çeyreğe bakacağız. Hem mevsimsellik var mı yok mu hem de bir yılda kat ettiği yola bakacağız arkadaşlar. Sonra da bir yorum yapmaya çalışacağız. Başlayalım arkadaşlar. Her şeyi öz kaynaklarıyla ölçüyoruz. Onu söyleyeyim. Her şeyi. Neden? Enflasyonun olduğu bir yerde zaten hasılat artar, satışlar artar. Artmaması mümkün değil. Ama ne kadar artmış? Bunu ölçmek için de öz kaynaklarını oranlayıp şirketin hantallaşmadığını, ileriye mi gittiğini, geriye gittiğinin en güzel göstergesi olduğunu düşünüyorum. Ben olaya böyle bakıyorum. Ve başlayalım arkadaşlar. Geçen yıl her 100 liralık öz kaynağıyla %59.18 hasılat elde ederken şu anda bu oran 120.37'ye yükselmiş. Bir önceki çeyrek 52.32'miş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten iyi bir performans olmuş. Bakalım net kara dönüştürebilmiş mi? Geçen yıl bu zamanlar %12.20 faaliyet karı üretirken şu anda 30.57 üretmiş. Bir önceki çeyrek 9.98'miş. Bu da her iki çeyrekten iyi olmuş. Buraya kadar iyi gidiyoruz. Bakalım net kâra dönüştürebilmiş mi? Evet, geçen yıl 12.27'ymiş. Şu anda 38.67. Bir önceki çeyrekte 15.63'müş. Bu da her iki çeyrekten iyi. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyümeye. Geçen yıl bu zamanlar 3.11 oranda küçülürken şu anda 28.75 oranda büyümüş. Bir önceki çeyrek -39.12'ymiş. Dolayısıyla burada artıya geçmiş. Yeniden değerlendirme var mı diye bakıyorum. Evet, 2022-12'de bir miktar yapmış arkadaşlar. Gelelim yıllık öz kaynak büyümesine. Yıllık olarak öz kaynak büyümesi geçen yıl büyümemiş, küçülmüş %23.69. Şu anda 16.92 büyümüş. Bir önceki çeyrek -12.01'miş. Bu da her iki çeyrekten iyi olmuş. En az pozitif olmuş. Fiyat hareketine bakarsak, fiyat hareketi geçen yıl yani 2021-2022-2021'den bu yana gördüğü en düşük büyük noktası 4.74'müş. Oradan bu yana öz kaynaklar küçülürken fiyat %291 gitmiş. Burada bir tezatlık var arkadaşlar. Öz kaynak küçülürken niye fiyat gitmiş? Demek ki yatırımcıda bir beklenti var arkadaşlar ama ne olduğunu ben anlamıyorum. Halka açıklık oranı %38, 5 yıllık en düşük piyasa değeri defter değeri 4.73, şu anda 16.12'de yaklaşık 3 katından fazla. Yabancı paranın öz kaynakları etkisi %12.57, bu da çok ciddi bir etki arkadaşlar. Ve dolar da bir yere gitmedi zaten hesap kesim tarihinden sonra bilançodaki. Oradan bu yana %4 civarı bir şey gitti dolar arkadaşlar. Bu da çok ciddi bir sıkıntı olur eğer dolar biraz daha giderse arkadaşlar. Burada öz kaynaklar üzerinde daha büyük bir etkisi olur. Bu oran %25'e 30'a çıkarsa zaten o kalan şu 16.92 büyüme de eksiye gelir. Bundan haberiniz olsun. FK 15.99, piyasa değeri defter değeri 16.12, fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 111.41 olmuş. Şimdi bir takım ölçüm yapalım. Defter değerimiz 1 lira 15 kuruş. Arkadaşlar biz ne veriyoruz? 18.57. Bu 18.57'yi arkadaşlar biz defter değerimiz 1.15. Bu 1.15 arkadaşlar biz yüzde yıllık büyümeyle çoğaltırsak 16.92'ye çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin öz kaynaklarının ortağı olarak kazancımız hisse başına
0.19 kuruş olacak. Peki biz ne veriyoruz arkadaşlar? 18.57. 18.57'yi siye yatırıyorsun, 19 kuruşa kazanıyorsun. 18.57'yi faize yatıyorsun, 8 lira, 17 kuruş. Yine 18.57'yi herhangi bir duran varlık alırsan, enflasyondan kaynaklanan 10.12 bir kazancın olacak. Dolayısıyla alternatif getiri şirketin getirisinin tam 52 katı arkadaşlar. Şimdi siz 1 mi kazanmak isterseniz yoksa 52 mi? Eğer 1 kazanmak istiyorsanız bu şirkete yatırım yaparsınız. Ama yok benim param kıymetli derseniz de buraya o zaman gidip başka tarafa yatırım yapmanız lazım. Ama yatırım yapmış işte ileride büyüyecek falan. Tamam da ileride ne kadar büyümesini bekliyorsun? Mesela şu 52'ye 51'e çıkması için bunun ne kadar olması lazım? En az büyümesinin vallahi %1500 büyütsek ne olur ki? Yok yetmez herhalde. %15.000 büyütmek mi lazım? Ne yaptım? Bilmiyorum yani bu hesabı da yapmadım. Burada çok ciddi bir sıkıntı var. Sonuç itibariyle tek başına bilançoya bakarsak, şu 4 bilançoya, 5 bilançoya baksak bile yıllık büyümeye maalesef enflasyonun çok çok altında değil mi? Özellikle son 16.92 enflasyonun çok altında büyüme. 3'te 1'e kadar. Dolayısıyla bu tek başına bu bilanço hafif düzelme olsa da bir önceki çeyreğe göre tek başına zaten olmamış. Yani şirketin kendisine hayrı yok arkadaşlar. Kendisine hayrı olmayan şirketin yatırımcısına da hayrı olmaz. Sevgili arkadaşlar. Kendisi eriyor zaten enflasyona karşı. Seni nasıl koruyacak? Neyse arkadaşlar. Şimdi burada çok ciddi bir sorun var arkadaşlar. Ne sorunu var? Defter değeri, büyüme, fiyat ilişkisi birbirinden kopuk. Yani %16 büyüyen şirkete defter değerinin 16 katını verilir mi arkadaşlar? Makulsa tamam. Yani adamın 1 lira varlığı var ve %16 büyüyorsan 16 kat para veriyorsun. Bu çok biraz absürt değil mi? Şimdi arkadaşlar bunun düzelmesi için ya öz kaynak 1000-2000 gibi falan büyümesi lazım. Artık hesaplayın belki de 10.000 çıkar bilmiyorum. Veyahut da fiyat öyle bir noktaya gelmeli ki şu o parayı faize ve enflasyona yatırdığımızda 0.19 kuruşun altında bir gelir elde etmemiz lazım ki şirket cazip hale gelsin. Şu anda nereden bakarsan bak biyoenerji maalesef olmamış arkadaşlar. Olmamış yani. Nereden bakarsan bak olmamış. Yani o en ufak bir ışık da yok. Yatırım yapmış falan filan tamam yatırım yapmış. Yatırım yaptı diye bir şirkete defter değerinin 16 katı verilir mi ya? Ya şunun amorti süresine bakın arkadaşlar. 213. 213 ay sonraki şu büyümeyle ulaşacak öz kaynağı şimdi satın alıyorsun. Yani bu kadar çok hava parası verilir mi? Verilmez. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Zaten bilançoda sınıfta kalmış. Sevgili arkadaşlar tek başına el alınca daha sınıfta kalmış. Nereden bakarsan bak olmamış. Bu kadar basit. Ama ısrarla ben yatırım bundan para kazanayım diyorsan o zaman sen fiyatı oynarsın. Fiyatı da nereye gideceğini bilmiyoruz arkadaşlar. Ben bilmiyorum en azından. Öyle bir iddiam da yok. Bak fiyat buradan aşağı gelir diye bir iddiam yok. Fiyat buradan 18.57'den 18.000'e de gider 1 liraya da düşer. Benim böyle bir iddiam yok. Arkadaşlar burası borsadır. Benim değerle alakam var. Benim 18.57 kuruşum var. Şirkete mi yatırayım, faize mi yatırayım, enflasyona mı yatırayım yoksa başka bir şirkete mi yatırayım diye hesabını yaparım, kitabını yaparım. Nerede daha çok kazanacaksam gidip oraya yatırayım. Zarar edeceğimi bile bile, paramın enflasyondan eriyeceğini bile bile gidip bu şirkete yatırayım. Yapmam. Evet arkadaşlar, videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olursanız ve bildirimleri açarsanız bu da sizin beğeninize olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.